ismi Miner. Başladı dermansız yaprak dökümü. İnsanlar toprakla sevgili Miner. Başladı dermansız yaprak dökümü. Önümde 40 yıllık dostun naaşı. Bulut bulut yağmur bende gözyaşı. Şimdi sıra kimde sardı telaşı. Başladı dermansız yaprak dökümü. Ürperdim, tüylerim bak diken diken. Anılar ruhumu sallayıp silken. Bir meçhule doğru açılmış yerken. Başladı dermansız yaprak dökümü. Değişmez gerçek bu, boşuna efkar. Ölüm meleğine yıllar hizmetkar. Ahenk ile esiyor ilahi rüzgar. Başladı dermansız yaprak dökümü. Sevgili dostlar, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Şiir, müzik, edebiyat ve hepimizin en ortak o Atatürk sevgisinin dolup taştığı bu grubumuzu ve bu grubun içinde olmaktan büyük mutluluk duyduğumu hepinize bir kez daha belirtmek istiyorum. Geçen hafta şiirimi bir radyosunda bir sohbet esnasında sevgili şairimiz İbrahim Açılan bir ifade kullandı. İmbat fısıltıları dedi. Çok hoşuma gitti bu kelime ve kendisine orada bu güzel bir şiir olur dedim. Sağ olsun yazmış ve göndermiş. Öncelikle onun bu şiirini ilk defa sizler dinleyeceksiniz. İzmir sokaklarında. Güneşin dalgaları tutuşturma zamanı. İmbatlar fısıldaşır İzmir sokaklarında. Tüterken buram buram sevdaların dumanı, imbatlar fısıldaşır İzmir sokaklarında. Uçuşur siyah saçlar, martılara eş olur. Gönlü kılıcım düşer, sönmeyen ateş olur. Namelenir kemanlar, rast seyah kardeş olur. İmbatlar fısıldaşır İzmir sokaklarında. Gönüller takılırken kirpiklere kaşlara, binbir umut yüklenir gökte uçan kuşlara, niyazlar yoldaş olur gözlerdeki yaşlara. İmbatlar fısıldaşır İzmir sokaklarında. Kendisinin selam ve sevgilerini de iletiyorum hepinize. Yine sevgi. Tatlı şiir olmak istiyorum. İnsanları mutlandırmak, dertlerinden arındırmak istiyorum. Mutlandıramadım, arındıramadım. Sevilmek, mutlu olmak istedim. Sevdim, ancak mutlu olamadım. Gönüllerin dermesi, gözlerim buğulandı, hiç gözlük yok. Gözlükte görmüyorum. Gönülden sevmek, yönlendirmek, güvendirmek istedim, sevdim. Gönül çiçeklerimin tümünü serdim ayaklarına, ezip geçti. Bundan böyle yüreğimde filizlenen, yeşeren sevgiyle yaşam boyu seveceğim. Bende kalan, bende yaşayan tek şey sevgi olmalı. Kararsız oluşunu, susturmaya çalışma, sen de gönül tuşunu. Duy artık yüreğinin sevdalı vuruşunu,
Yaptın gene güzelim. Ay yar mısın, yar mısın? İbrişincil oyasın yüreğimi ördüğüm. Öyle bağlanmışım ki çözülmüyor kördüğüm. Kırmanı göze alıp düşünmeden verdiğin, kalbin elindeyken yine bir karar mısın? İyi kutlu. Hepinize merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yaşamlarınız şiir gibi güzel geçsin. Hepinizin de hayatınız şiirler kadar güzel geçsin. Bu kendi şiirim. Çalışacağım. Tohumları ıslattım bardağa. Eleği toprağa koydum saksılara. Yaz gelecek. Cemre düştü toprağa. Uyandı doğa, hazırlanıyor bahara. Yeşerdi tohumlarım saksılarda. Göz kırpıyor güneş, bahar kapıda. Umut müjdeler sır tomurcuğunda. Geldi yaz, coşsun filizler bahara. Serpilip açtı saksıda çiçekler. Çuha, sardunyası, gül, menekşeler. Güler yüzüme hepsi ayrı ayrı. Yasemin kokusu Yasemin kokusu kendine çeker. Uyandı tabiat, döndü bahara. İpince, sakince bir yağmur yağıyordu Peterson'un parkına. Yaşanmışlıklarımız geliyordu aklıma. Sonra sen geliyordun. Sonra gözyaşlarım. Öncelikle. Öncelikle sunmak istiyorum. Bu sevgi limanına yolunun düşmesine sebep olan sevgili hanımefendi Özen Hanım'a çok özel teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, dediği gibi çok güzel bir anekdottu. Bir yolculuk esnasında iki hanımefendi sohbet edici ister istemez kulak misafir olmak durumunda kaldım. Ama iyi ki de olmuşum. O kadar güzel bir sohbetleri vardı ki. Günümüz içerisinde bu sohbeti duymak mümkün değildi. Benim hep özlerim, hayallerimde olan bir sohbetti bu. Şiirdi, sevgiydi ve insanlıktı. En azından insan olmayı becermiş birilerinin sohbetiydi. Bu çok önemliydi benim için. Çok mutlu oldum. Biraz merhaba demekle biraz çekindim. Neticede insan olmakla beraber saygıyı ve sevgiyi, müsaadeyi çok iyi ayarlamayı düşünenlerden biriyim. Sohbet ettik, davet ettik ve bu sebeple çok sevindim ve mutlu oldum sizleri. Ve bu sevgiyi gördüm. Bu liman çok güzel bir liman. Ve ben bu limana sığınmak istiyorum. Beni kabul ederseniz. Demir atın mı? Pardon, ben de aynı istekle bunu okuduğum için. Biraz evvel çok heyecanlıydım. Sizin dilediğiniz istekle ben de bulundum sizinle. Evet. Sevgi limanı öyle bir dünyada bir derya olsun ki. Çok güzel gönüller yaratıyor bu liman. Ve asıl olan sevgi olunca sevginin önünde hiçbir güç duramayacağına ben inanıyorum. Ve hepinizi çok seviyorum. Mutlu oldum efendim. Biz de şiir alalım. Evet, aynı zamanda şair, gazeteci, yazar. Onlara es geçmeyin lütfen. Çok tevazu gösterin. Şöyle söyleyeyim. Ergenekon denilen safsatanın davanın ilk dalga, ilk tutuklananlardan biriyim ben. Bravo. 13 gün gibi bir zindanda kalma durumum oldu. Ve bundan hiçbir zaman boçulmadım, üzülmedim. İlk turda onur duydum. Oradaki insanların ki tanıdıklarımız vardı, tanımadıklarımız vardı. Ama tek bir ortak özellikleri vardı hepsinin. Birincisi Türk milliyetçisi olmaları, ikincisi Atatürk, ilke ve inkılaplarına tam bağlı olmaları. Bu programı içine sindirmiş ve onun için can verecek insanların orada olması tek özellik. Onun dışında tanıdıkları oldu, tanımadıkları oldu. Ve çok ufacık bir anekdotunu sizinle paylaşmak istiyorum. Sorgulanıyorum Vatan Caddesi'ndeki 4. katta. Bu Üsküdar Ümraniye Mahallesi'nde bulunmuş bombalarla alakalı sorgulanıyorum. Ve bana sorulan soru şuydu.
Atatürk'ün Bursa nutku var mı diye soruyor. Buyur. Ve bu siyasetin tüm konumunu bu soru zannediyorum açıklıyor. Ne olduğunu. Bir de size çok yakın bir zamanda yazdığım şiirimi okuyup şimdi doğaçtan okuyayım. İyi ki düştü yolum bu sevgili benimle. Hepinizin gözünde gördünüz aşkı, sevdiği. Geçmiş olsun. Sevda'yı hep gitmek isterim hayalimdi. O limana beni aldınız, kabul ettiniz. Sizlere teşekkür ediyorum. Çaktım deniz mavisi gözlerimde. Bir yağmur damlası gibi düşerim kalbinin her köşesine. Sevgi ormanında yürüyorum seninle omuz omuza. Yazgın benim yazgım olur alın yazımda. Dudaklarım gonca bir gül gibi açar yanaklarımda. Titrer yüreğim 9-15 vapuru misali limanında. Özlerim yanımdayken saçının her telini. Öperim senin sevgi dolu o kocaman yüreğini. Tanrı'nın bana bahşettiği en güzel lütufsun. Eğer senin kıymetini bilmezsen benden hesap sorsun. Yaşamımız çocuk bayramı gibi neşeli olsun. Yurdum bizim gibi birbirini seven insanlarla dolsun. Teşekkürler. Adını sen koydun. Çıkmaz sokak. O sokaklarda kayboldum ben. Senin sevginle çırpınırken beni öyle sensiz, yalnız bıraktın çıkmaz sokaklarda. Beni böyle çaresiz bıraktın sensiz ve sevgisizliğinle. Bu ne isyan, bu ne şüphe, bu ne boşuna haykırış. Oysa ben sislerin arasında pes ben, seninle olan sevgimin düşlerini gördüm, sevindim. Ama sana baktım, yüzündeki o umursamazlığa, sevgisizliğe, işte yine çıkmaz sokaklarda hapsettin beni. İçimdeki o acıyı, içimdeki bu isyanı sana anlatamam ki. Anlatamam ki seni ne çok sevdiğimi. Ben anlatsam da sen anlamazsın ki. Çünkü hala beni hapsettiğin çıkmaz sokaklardasın. Aydın gün. Bir telli kavak büyürdü dadayın Çiğdere köyünde usuldan usuldan. Yerin karanlığından azat olmuş aydınlık sular yürürdü ayaklarının ucundan. Kendi halindeydi telli kavak geceleri gökyüzüne bakarak. Samanyolunu düşünürdü yaprak yaprak. Başka şey de dilemezdi. En uzak rüzgarlara kaptırmıştı başını. Ona konmayan kuşa kuş, ona değmeyen rüzgara da rüzgar denmezdi. Gel zaman git zaman kızını everecekti Çiğdere'li Halit. Cebindeki yetmezdi bir gece sabaha karşı. Ver yansın ettiler baltayı ayak bileklerine tellinin. Uyanıverdi ilk vuruştan. Aman dedi telli kavak kıyma. Sular bulandı ayak ucundan. Yaprak yalvardı hep bir ağızdan. Vurman. Aman zaman dinler miydi Çiğdere'li Halit. Kızını everecekti cebindeki yetmezdi. Yıkılıverdi telli kavak ortasına gecenin boylu boyunca. Oldu mu ya dedi telli kavak böğründe duran baltaya. Yaşayıp gidiyorduk şunun şurasında. Kim gönderecek şimdi selamını suların? Samanyoluna yaprak yaprak. Ne olacak şimdi rüzgar? Kuşlar nereye konacak? Oradan oraya atıldı telli kavak. Elden ele satıldı. Boynuna 4 demir takıldı, Çankırı'ya 5 mevzer atımı uzat, bir tepenin duldasına çakıldı, telefon direği oldu telli kavak, bununla da durdu telefon telleri boynunda, saman yoluna baktı geceleri, suları düşündü ayaklarının ucunda, yapraklarını düşündü, rüzgarı düşündü avucunda, gözleri dolu dolu oldu, bir türkü tutturdu en sonunda. Telefonun tellerine kuşlar mı konar? Herkes sevdiğine cicim böyle mi yanar? Teşekkür ederim.